Kıymetli misafirlerimiz, şimdi hemen arkada Çanakkale Boğazı'nı görüyorsunuz. Ve burada da Saros Körfezi'ni görüyorsunuz. Bakın Gökçeada ve Akdeniz Kuvvetleri Komutanı Emus'un Gökçeada'nın bu savaşı yönetiyor. Burası da Kuzey Ege Saros Körfezi ve Suva Körfezi. Büyük kemikli burnu, küçük kemikli burnu, doğal bir liman. Suva Körfezi. Arkasında doğal bir tuz gölü. Ve tuz gölünün güneyi Büyük Anaparta Ovası, kuzeyi Küçük Anaparta Ovası. Anaparta Ovası burası. İki tane köyün ovası. Çok güzel domates yetişir. Ve Kösedere ve Çanakkale'deki bu domatesler İstanbul'u besler. Kıymetli misafirlerimiz, işte burada Anaparta Ovası'nda 6 Ağustos'a kadar savaş yok. Savaş sadece 7 kilometrelik bir sıfır üzerinde. Onu ziyaret ettik. Ve bu savaş kilitlenmiş. Ve Anzaklılar bu tepeleri geçip Çanakkale'ye ulaşamamış. Ve daha sonra da buradaki İngilizler İstanbul'dan vazgeçmeyince, daha ne istiyorsun, sana ne gönderelim, İstanbul'u istiyoruz deyince, ben Anzaklarla savaş yapıyorum. 3. sınıf asker onlar. Bana Safkan İngilizleri gönderin, Çanakkale'ye geçeyim, İstanbul'u size hediye alayım demiş. Akdeniz Kuvvetler Komutanı Hamilton. Bu sefer de İngiltere yine İstanbul'dan vazgeçmemiş. 100 bin Safkan İngiliz askeriyle tekrar Çanakkale'ye gelmiş. Ve hedefleri Jonkvaya'dakini de açmak ve arkadan bizi kuşatmak. Ve buradaki Akdeniz Kuvvetler Komutanı Hamilton plan yapmış. Ve ilk gelen kolordu 9. kolordu ve General Stamford. Ve 6 Ağustos'ta Suva koyuna demirlemiş. Ona bir plan verilmiş. Plana göre 35 bin kişilik bir askeri kuvvetle gelmiş General Stamford. İlk çıkarmada 15 bin askerle Kanlısır'da hücum edecek ve bütün Mehmetçiğin dikkatini Kanlısır'da çekecek. Çok az sayıdaki Kitabur jandarmamızın olduğu bu bölgeyi hızla tırmanıp Jonkvaya'nı ele geçirip arkadan kuşatacak ve bizim arkadan Lostik desteğimizi gelip arkadan çevirecek. Ama buradaki General Stamford 61 yaşında, hiçbir savaş tecrübesi yok. Ve İngiltere çok fazla cephede savaş yaptığı için mecburen o komutanı göndermek zorunda kalmış. Ve o da hata yapmış. Yaradan bütün dualarımızı kabul etmiş. Düşmanın en büyük hatası da bu olmuş. Benim topçu askerlerim ve top arabalarım gemiden inmeden ben bu taarruzu yapamam demiş. Ve 8 Ağustos öğlen saatine kadar gemideki topçu askerlerin inmesi için çok önemli bir zaman kaybetmiş. Ve Akdeniz Kuvvetler Komutanı Hamilton yatına binmiş. Ben sana taarruz yap dedim. Neden taarruz yapmıyorsun diye saçını başını yoluyor. Ve burada zaman geçmiş. Bizim de 50 kilometre kuzeyde Saros'ta. Alman komutan Livan von Sanders'in yanında 30 bin askerimiz var. 16. kolordumuz. 7. ve 12. tümen. Ve burada ihtiyar. Ve son çıkarmanın Saros olduğunu düşünmüş. Son çıkarmanın Suz olduğunu görünce hemen askerleri bölgeye sevk etmiş. Ve 50 kilometrelik yolu 20 kilogramlık sır çantasıyla. 24 saat içerisinde bölgeye gelen birliğe general çok önemli. Burada Alman komutan Livan von Sanders hemen Ahmet Fevzi Bey'e taarruz yap düşmanı denizlemek emri vermiş. Ama Ahmet Fevzi Bey, benim askerim çok yorgun, aç ve susuz. Bu askerle ben taarruz yapamam, yapsam da başarılı olamam. Dinlendireceğim, besleyeceğim, sabah bırakacağım demiş. Sermiş'i itiraz eden yanına çağırmış, rütbelerini sökmüş, onu görevden almış. Ve Selimiye kışlasında er olarak 9 ay askerlik yapmış. Daha sonra Enver Paşa onun doğru yaptığına inanmış ve onu affetmiş, rütbelerini vermiş, Avusturya Büyükelçisi olarak atamış. Ve yanında Kazım İnanç var, Kurmay Başkanı, hemen devreye girmiş. Komutanım demiş, burada çok önemli bir kahramanımız var. Yarbaydı ama albay oldu. İsterseniz albay Mustafa Kemal ordunun başına getirelim, bu savaşı kazanalım demiş. Ve o Kazım İnanç nerede biliyor musunuz? Diyarbakırlı Kürt bir kardeşimiz. İnternetten tıklayın bulursunuz. Ve daha sonra Genelkurmay ikinci başkan olmuş. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anadolu'ya gönderirken yetkilerini o yazmış. Ve her türlü yetkiyi yazdıktan sonra Anadolu'ya çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'yu tek yumruk haline getirmiş ve milli mücadeleyi başarmış. İşte burada tam yetki verilen çok önemli albay Mustafa Kemal birazdan da albay olmuştu ve Anapartalar Grup Komutanı olarak tarihe geçmiş. Çok ciddi önlemden almış ve buradan Anzakların çıkarmasını durdurmuş. Şimdi karşıya bakalım ve Anzak köyü var bunu yerlere. Yani 7 kilometrelik bir sırt. Eğer Anzaklılar bu tepeyi işgal etmiş olsaydı bu savaşı kaybedebilirdi. Ve işte derhal bölgeye yetişmiş. Ben size taarruz deyip ölmeye mi ediyorum demiş ve savaşın kaderini değiştirmiş. Burada mı koyuyorsun? Hayır, aşağıda. Biraz önce söyledim ya. Ve daha sonra da bu tepelere hakimiyet kurmuş ve 8 kuruş kadar savaş yapmışız. Ama İngilizler yine İstanbul'dan vazgeçmemişler ve 6 Ağustos'ta 100 bin Safkanlı askerle yine gelmişler. Anapart Ovası, şimdi oraya gideceğiz. Ve çıkarmada 8 Ağustos günü 2 saatler olsa bu tepe düşmüş. Ve Yeni Zelandalılar arı burnu yerlerinden ilerlemiş bu tepeye hakimiyet kurmuşlar. Ama Mehmetçik onları süngü tarzıyla beraber bertaraf etmiş. Ve düşmanı yendikten sonra elbette bu savaşı kazanmışız ama diğer cepheleri kaybettiğimiz için 1918 yılında ülkemizi işgale uğramış. Ve İngilizlerin sömürgeleri Yeni Zelandalılar işgal yerlerine buraya gelmiş, buraya bir anıt yapmışlar. Burası Yeni Zelanda anıtı. 8 Ağustos'ta her yıl 3 bin kişi geliyor, Haka dansı yapıyorlar. Yeni Zelanda
bu dünyanın öbür ucu. 22 bin kilometreden geliyorlar ve burada soruyorum onlara, siz bu savaşı kaybettiniz, niçin geliyorsunuz buraya? Evet hocam kaybettik ama çok kahraman bir askerle savaş yaptık, yeni sevgiye gireceğiz. Ulusal bilincimize eriştik ve vatan olduğumuzu, millet olduğumuzu öğrendik. Buradaki kil taşların üzerinde bir bayan figürü var. Önce 3000 yılında. Bu kilit taşını bu binadan çıkartırsanız bu bina çöker. Bayanları da aileden çıkartıp atarsanız o aile çöker. Bayanlarınıza, kızlarınıza, hanımlarınıza sahip çıkın ve onlara saygı duyun. Onları koruyun ve koruma altına alın. Ve bugünlerde televizyonlarda çok şiddet görüyorlar. Onlara çok üzülüyorum. Ama biz erkekler olarak elbette onları korumakla mükellefiz. Teşekkürler erkekler diyorum. Teşekkürler. Kıymetli misafirlerimiz, burada özellikle bakın cephanetler içerisinde çok önemli havalandırma delikleri var. Bu havalandırma delikleri klima sistemimiz. Ve kapıyı açtığınız zaman basınç olan hava bütün sirkülasyon ediyor hava deliklerinden. Ve rutubet yapmaması öneriyor. Ve devam edelim. Serin içerisinde. Dışarıdan soğuk. Ve saat 6'da keşfe çıkan bu uçakları, uçak pilotları buradaki boğazın girişinde 3 tane ada var. Birisi Bolca'da, birisi Gökçeada, birisi de Limni Adası. Limni'nin Tombros Limanı'nda 300 parça donanmanın İngiliz ve Fransız Birleşik Donanmanı'nın hazırlandığını tespit ediyor. Ve Boğaz Komutanı Yardımcısı Selahattin Adil Paşa'ya bildiriyor raporla. Paşam, düşman artık taarruza geçmek üzere. Siz de hazırlıklarınızı tamamlayın. Bize 3 saat önceden gelen bir haber bu. Bize hazırlanma fırsatı veriyor. Ve bütün pavyalara buradaki Boğaz Komutan Vekili Selahattin Adil Bey hazır ol talimatı veriyor. Buranın da komutanı Mehmet İmdi Sanlıtop, yüzbaşı ve askerlerini karşısına almış çok özel bir konuşma yapıyor. Askerlerim, Yüce Osmanlı bizim namusumuzdur, hürriyetimizdir. Ben dahi yaralı ve şehit olsam benim dövüşümden vazgeçeceksiniz. Kimse yaralılarla ve şehitlerle uğraşmayacak. Her şeyi vatan için yapıyorsunuz. Benden mükafat beklemeyin. İlaveten ben topbaşı yapın diyene kadar da kimse topu başına geçmeyecek. Herkes sığınaklarda benim emrimi bekleyecek. Çünkü düşmanın menzili 17 kilometre ilaksörü var. Boğaz'ın girişinden bizi vurabiliyor. Osmanlı Devleti 9 cephede savaş yapıyor. Ve subaya ihtiyacımız var. Ve askeri okulların 2. sınıf talebelerini orduya davet etmişiz ve onları görevlendirilmişiz. Bölük komutanı yapmışız. Ve buradaki kahraman askerlerimiz gece taarruzları yaparken, burada düşmana karşı çarpışırken elindeki el bombası göğsünde patlamış ve derin bir yara almış ve şehadet mertebesine ulaşmış. Onun babası öğretmenmiş, muallim ve savaş biter bitmez Çanakkale'ye gelmiş, evladını arıyor. Kırık bir tahta bir de künyesi var, evladına kavuşmuş. Hemen gitmiş mermerciye bir mermer taşı yaptırmış ve evladının ismiyle anılmasını istemiş, unutulmamasını istemiş. Onun babası varmış, Çanakkale'ye gelebilmiş ama diğerlerinin hiçbirisinin babası Çanakkale'ye gelememiş. Onlar, evet, onlar şehit oluymuş. Ey şehit olu şehit, isteme benden makber, sana güçünü açmış duruyor peygamber. Şimdi sizin huzurunuzda onlara söz veriyorum. Dedeciğim ben geldim, asla unutmayacağım, unutturmayacağım. Gelin onlara bir dua bırakalım, kıymetli misafirlerimiz. El Fatiha diyoruz. Bu da dinleyecek şimdi. Öyle bir kula çamaşır. Tamam mı?
içeri. Ben de doktordan çektim. Ama ben de anladın mı? Bizi kurtarabilmek için, şehitlerimizi toprağa verebilmek için ateşe istiyoruz. Ve zor şartlarda bu ateşi kabul etmiş İngilizler ve buradaki gözleri bağlı olan bir kahraman Ohri Kemal Bey buraya gelmiş ve burada ateşkes şartlarını görüşüyor. Daha sonra da yaralıları tedaviye ve çürüyen cesetleri de toprağa vermişiz. Ve burada çok önemli kahramanlarımız, bütün gençliğimizi Çanakkale'de yok etmişiz. Kıymetli misafirlerimiz, evet büyük bir savaş ve ama asla vazgeçmemişiz. Devam edelim. Alçıtepe'de çok önemli kahraman askerlerimizin savaş yaptığını size anlatmıştım. Ve buradaki o alan artık sivile açılmış, tarlalar, ekinler ekilmişti. Ve buraya ağaçlar dikilmiş, oradaki siperleri göremediniz. Ama orada da aynı savaş yaşanmış. Orada da kahraman askerlerimiz onlara asla geçit vermemiş. Şimdi böyle gelelim. Ve burası Haintepe. Ve Arıburnu yarlarından çıkarma yapan Anzakların hedefi Jongban'a ulaşmak. Ve bizi arkadan kuşatmak. Ve tırmandıkları yer. Neden Haintepe diyoruz? Şimdi karşıya bakın. Ve bakın Arıburnu'nu görüyorsunuz. Denizlere uzanan kara parçalarına burun diyoruz. Ve işte Gökçeada'nın arkasında saklanan bu Anzak kolorusu burada burundan karaya ayak basmış. Hızla tırmanıyor. Ve 12 kilometrelik yerde Palamutluk sırtında bizim topçu birliklerimiz var. Devamlı ateş altındalar. Ama bu yamaçlar Anzak birliklerini koruduğu için Mehmetçik bu tepeye hainsin sen demiş. Benim düşmanımı koruyorsun. Haintepe demiş. Ve adı da Haintepe kalıyor burada. Ve komutanları ulaşamadıkları bu tepelere daha sonra da ben bu savaşı uzatırsam bu savaşı kazanırım diye düşünmüş. Ve işiniz zor kısmını başardınız. Karaya ayak basmak çok önemliydi. Ve artık karada sağ kalmayı başarın. Şimdi kendinizi emniyete alana kadar kazın, kazın, kazın diyor ve siper kazdırıyor. Ve bu siper savaşları 8,5 ay devam ediyor. Ama asla yine de Mehmetçik'e geçemiyorlar. Kıymetli misafirlerimiz işte burada hemen bir harita görüyorsunuz. İstanbul bizim başkentimiz, Marmara Denizi bizim iç denizimiz, Çanakkale bizim kilidimiz. Ve İstanbul'un kilidi Çanakkale. Dolayısıyla burada ilk önce 10 tane kale yapmıştık. Ve kaleden vazgeçmiştik. Tabyalar inşa etmiştik. Ve bu tabyaların toplarını da Almanya'dan satın almıştık. Ve boğazın girişinden en dar yerine kadar, en uçuna kadar bu tabyalardan 170 tane de Almanya'dan top satın almıştık. Alman Essen fabrikasındaki kurup marka toplarla. Ve İngiltere Balkan Savaşı'nda küçücük Bulgaristan'a yenilince
bizi küçümsemiş ve rehavete kapılmış. Hiçbir şekilde kara savaşına gerek yok demiş ve denizden saldırır. Bir gün içerisinde boğazı geçerim diye düşünmüş ama yanılmış. Boğazın en derinindeki tabyalarda korkmayan o Mehmetçik 490 kilogramlık mermilerini göğsüne sipe etmiş ve Çanakkale'ye geçilmez yapmış. Ve donanma geçemeyince büyük bir kayıp vermiş, geriye çekilmiş. Bu sefer de bütün dünyayı başımıza ekmiş. Tekrar gelmişler. 35 bin askeriyle güneyinden hedefleri Alçıtepe ve Çanakkale boğazındaki tabyalar. Ve birinci sınıf askerleri bunu başaracak. İkinci sınıf askerleri de Anzaklı askerler de Arıburnu yarlarından Jonkbay'dakilerini açıp bizim Rostük desteğimizi kesecek. Esas kuvvetlerimiz Gelibolu'da ve Kumkale'de. Ama Yarbay Mustafa Kemal İttihat Tümen Komutanı derhal top ve silah seslerini duyar duymaz 8 kilometre geriden Jonkbay'a geliyor ve İngilizlerin hayallerine set kuruyor. 8 bin kişilik Anzak kolosunu durduruyor. Ben size ölmeye emrediyorum diyor. 1817 asker 25 subay şehit veriyoruz ve savaşın kaderi değişiyor. Onları durdurunca birliklerimiz derhal 32 saat içinde direnen Konyalı Mahmut Sarı Bey'e iniyor ve buradaki İngilizlerin hayallerine set kuruyor. Kazdıkça siper kazan Mehmetçik bu savaşı siper savaşlarında dönüştürerek onları 8,5 ay bu siper savaşlarında yine Çanakkale'ye geçmez yapıyor. Yani ne güneyden ne de kuzeyinden onlara Çanakkale boğazını asla teslim etmiyor. Yani İngilizlerin karadan doğru çıkartıp karadan doğru İstanbul'a gitmek gibi bir niyetleri yok. Donanmanın yolunu açıp İstanbul'a gidecekler. Çünkü onların kara savaşçıları yok. Çünkü onlar denizden bütün dünyayı korkutmuşlar. Bütün dünyayı esir etmişler. Donanmasıyla bütün dünyayı köle yapmışlar. Bizi de aynı şekilde donanmayla geçip padişaha teslim alıp bizi de köle yapmak istemişler ama Mehmetçik buna asla izin vermemiş. 253 bin şehit vermiş savaşı. Ve 11 yıllık bir savaşın sonunda bütün dünyadaki düşmanları yenen Mehmetçik Lozan'a oturmuş, tapumuz almışız. Lozan bizim tapumuz. Ama boğazları koruyamayacak durumdayız ve ordumuz ve donanmamız yıpranmış. Boğazların kontrolünü büyük bir devletin bırakmasına, imajına bırakmak zorundayız. Ya Ruslara ya da İngilizlere. Ruslara bırakırsak tekrar ele alamayız diye düşünmüşüz ve İngilizlere bırakmışız. Ve İngilizler 1936 Montrö Anlaşması'na kadar boğazları yönetmişler ve yönetirken de kıyıdan 20 kilometre içeride askeri alan olmayacak, sivil yerleşim bölgesi olmayacak demişler. Ve bize yasak koymuşlar, bize bu tarihimizi unutmamızı istemişler. Ama 10 yılda 15 milyon genç yetiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk masaya yumruğunu vurmuş, bu toprakları sivil açmış. Benim de evlatlarım gelecek, bu tarih yarımadayı gezecek, bu destanı okuyacak demiş. Ama İngilizler son derece rahatsız, bizim tarihimizi öğrenmemizi istemiyorlar ve unutmamızı istiyorlar çünkü gelişmemizi istemiyorlar. Velhasıl o da bütün dünyadaki mazlum milletleri isyana teşvik etmişler. Onlardan bir tanesi de Avustralya. Avustralya'da bir anne Gazi Mustafa Kemal Türk'e bir mektup yazmış gözyaşları içerisinde. Sizler barbarsınız, sizler yamyamsınız, bizim evlatlarımızı, mezarlarımızı, anıtlarımızı yıkıyorsunuz diye. Bu mektubu aldıktan sonra hemen İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'yı çağırıyor. Gel buraya diyor. Bir resepsiyon düzenle, bütün dünyayı çağır buraya gelsin. Emredersiniz paşam diyor. Bütün dünyayı çağırıyoruz, davet ediyoruz. Bütün dünya o aslı lideri Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı görebilmek için Çanakkale'ye geliyor. Hepsi geldi ha paşam. Ne söylemem istersiniz diyor. Madem hazırın yok, al bunu oku diyor. Eline bir pusula veriyor. Ve emperyalistlere nasıl mücadele edeceğini çok iyi biliyor. Ve bu pusulayı Gazi Mustafa Kemal Türk yazmış. İçişleri Bakanı şöyle okumuş. Bu memleketin toprakları üzerinde kanların dökan kahramanlar. Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderenler. Artık gözyaşlarınız dindirmeyiz. Evlatlarınız bizim toprağımızda huzur ve sükun içindedir. Onlar artık bizim evladımız olmuştur demiş. Ve bütün dünyayı hayran bırakmış. Her yüzyılda bir büyük gelir. O da Türklere nasıl olur demişler. Onu da kıskanmışlar. Evet biz büyük milletiz. Bu dünyayı 622 yıl yönetmişiz. Bakın Sırbistan'a, bakın Bulgaristan'a, bakın Yunanistan'a, bakın Ermenistan'a. Hala kendi dillerini konuşuyorlar. Hala kendi kiliselerinde ibadet yapıyorlar. Ama Cezayir öyle mi? Gidin bakın Fransızlar işgal etmiş 1830'lu yıllarda. Ve 20 yaşına kadar gelen delikanlıları zincire bağlamışlar. Köle diye Afrika'ya ve Afrika'dan aldıkları bu köleleri doğruca Amerika'ya ve Avrupa'ya satmışlar. Dillerini değiştirmişler, Fransızca konuşuyorlar. Gidin görün Cezayir'i kendilerini unutmuşlar. Gelelim Hindistan'a. 200 yıl İngilizlerin esaretinde yaşamışlar. Ve dokuma tezgahlarındaki ustaların baş parmaklarını, işaret parmaklarını kesmişler. Dokuma yapamasınlar diye. Katliam üstüne katliam yapmışlar ve onları sömürge olarak tutmuşlar. Yani dünyayı katlederek yönetmişler. İşte o Mehmetçik dünyayı bu şekilde katlederek yönetenlerin karşısında Çanakkale'de dimdik ayakta durmuş. Bütün dünyayı hayran bırakmış. Ve Çanakkale'deki kahramanlarımız kahramanmış da diğer cephedekiler kahraman dememiş. Onlar da kahramanmış. Peki Kalkas Tepesi'ni neden kaybetmişiz? Donarak can vermişiz. O zamanlar Ermeni nüfusumuz 1 milyon 250 bin. Ve Ruslar onlara destek olmuşlar ve bize karşı kışkırtmışlar. Ve Trabzon limanına gelen Rostük destek gemileri batmış ve askerlerimiz donarak can vermiş. Daha sonra da Ruslar 1917'de Bolşevik İktidarı'yla birlikte geri çekilince bütün silahlarını Ermenilere vermişler. Ve bizim Kürt vatandaşlarımızı Bitlis'te, Muş'ta, Van'da 30 bin Kürt vatandaşımızı delik deşik etmişler. Katliam üstüne katliam yapmışlar.
Gidin görün. Ve oranın tarihi hala var. Toplu mezarları görebilirsiniz. Onların başbakanları Türkler bize değil, biz Türklere soykırım yaptık diye ifadeleri var. Ve o savaşı o yüzden kaybetmişiz. Ama arkasından da Filistin'de, Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta İngilizler Darülfünun'ları kullanmışlar ve Mekke Şerif'i, Şerif Hüseyin'i kandırmışlar. Bizi arkadan vurmuşlar. Ve oradaki cephelerde 4 tane ordumuz, 300 bin askerimiz var. Arkadan vurulan asker hangi düşmanla savaş yapsın? Filistin ve Kudüs bir gün içerisinde düşmüş ve o topraklarla kaybetmişiz. Yani Kafkas cephesinde donmuşuz, Yemen'de kavrulmuşuz, Filistin'de aç kalmışız. Ama Çanakkale'de destan üstüne destan yazmış. Çünkü annelerimiz var. O annelerimiz evladını Çanakkale'ye göndermiş ama hiç aç ve açıkta bırakmamışlar. Bize anlatıldığı gibi kırık buğday çorbası ve tayinsiz günlerle savaşmamışlar. Ve İstanbul o zaman çok yakın bu cepheye. Anadolu annesi evladını yememiş, yedirmiş, içmemiş, içirmiş. O destekle muhteşem bir destan yazmış. Çanakkale geçilmez olmuş. Ve bunu bütün dünya okumuş. O yüzden de bir olursak, beraber olursak neler yapabileceğimizi çok iyi kestiriyorlar. Ve bizim güçlü olmamızı istemiyorlar. Ve dünyaya barışın gelmesini istemiyor bu emperyalistler. Dolayısıyla bize 60 yıldan beri sen Kürtsün, sen Türksün diye bu tuzakları düşürdüler ve bizi düşman etmeye çalıştılar ama asla başaramayacaklar. O terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Şimdi çok daha yenisi geliyor ve İslamiyet'i kullanarak bizi birbirimize düşman etmeye çalışıyorlar. Sen kabalısın, sen açıksın, sen Alevisin, sen Sünnisin, sen Abdülhamitçisin, sen Atatürkçüsün diyerek. Asla bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Atamıza, tarihimize, bayrağımıza, kardeşimize sahip çıkacağız. Çok güçlü bir Türkiye olacağız. Bütün dünyayı hayran bırakacağız. Yurtta barış, cihanda barış diyeceğiz. Teşekkürler Türkiye. Yapmışlar. Paramparça olmuşlar. Asla vazgeçmemişler. Gelin onların huzurundayız. Bir dua bırakalım. Erkağa çağırıyoruz.